Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Tekno'nun fiyat performans oranı ile iddialı yeni akıllı telefon modeli Spark 10 Pro'yu inceleyeceğim. Spark serisi Tekno'nun özellikle fiyatının ötesine deneyim sunmayı amaçladığı akıllı telefon serisi ve serinin yeni üyesi olan Spark 10 Pro şu anda elimde. Bu cihaz şu anda giriş orta segmente hitap ediyor ve bulunduğu segmentte başarılı özellikler sunabiliyor. Cihazı bir süredir test ediyorum ve bu videoda hem cihazın özelliklerini hem de sunduğu deneyime bakacağız. Tekno'nun diğer akıllı telefon serilerine baktığımız zamansa Spark'tan hemen sonra Pova serisini görüyoruz ve Pova batarya odaklı telefonlarını gördüğümüz bir seriyken kamera odaklı modelleri ise Camon serisinde görüyoruz. Ve son olarak Phantom serisi, Tekno'nun amiral gemisi modellerini gördüğümüz seri, tepe cihazları Phantom adıyla görüyoruz. Tekno tarafındaki akıl telefon sınıflandırması bu şekilde, bu videodaysa Spark serisinin en yeni üyesine yakından bakacağız. Video geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin incelememize başlayalım. Tekno Spark 10 Pro ile alakalı en önemli detaylardan bir tanesi cihazın Türkiye'de üretilmiş olması. Tekno Türkiye'deki faaliyetlerine çok önem veren bir marka ve yerli üretim gibi birçok konuda da yatırımları bulunuyor. Bu cihazda Tekno'nun Türkiye fabrikasında üretiliyor ve direkt olarak tüketiciye sunuluyor. Ve Türkiye'ye özel birçok reklam kampanyası da yaptılar ki şu anlara sevilen sanatçı Kenan Doğulu ile çalışıyorlar. Tekno ile alakalı genel detaylar bu şekilde. Şimdi cihaza dönecek olursak ilk olarak kutu içeriğinden başlayalım ki elimde gördüğünüz bu beyaz turuncu kutuyla geliyor. Spark serisinin önceki modelleri de bu şekildeydi. Bu konuda belli bir çizgi izleniyor. Cihazın kutu içeriğine baktığımızda ise bir ekran koruyucu ilk olarak bizleri karşılıyor. Cihazın üzerinde uygulanmış olarak değil, kutu içeriğinde ayrıca geliyor ve bunun yanında da bir adet kılıfımız bulunuyor. Ve kutunun alt tarafındaysa şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve kulaklığı görüyoruz. Tekno bu anlamda masraftan kaçmamış diyebilirim ki ihtiyacınız olan her şey cihazın kutu içeriğinde yer alıyor. Cihazın tasarım detaylarıyla devam edecek olursak bendeki renk parıltılı siyah olarak geçiyor. Bunun yanında ince beyaz olarak bir renk seçeneği daha var ki aslında bu renginde gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Ve parıltılı siyah denmesinin sebebinde şu anda görüyorsunuzdur ki simli gibi gözüken bir yapı var aslında ama hani güzel duruyor açıkçası, onu söyleyebilirim. Bunun yanında tabii beyaz renk seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Ve Spark 10 Pro modeliyle birlikte ilk kez bir Spark serisi akıllı telefonda cam arka kapak kullanılmış. Yani burada gördüğünüz arka kapak tamamen cam ve hiçbir şekilde parmak izi tutmuyor. Sol üst taraftaki kamera bölümünde biraz daha farklı bir cam kullanılmış. Hani orada parmak izlerini görebilirsiniz ama tabii o tarafa da pek dokunmanıza gerek yok. Hani cihazın kendi arka yüzeyi hiçbir şekilde parmak izi tutmuyor ve kılıfsız kullandığınızda cihazı hep silme gibi bir derdiniz olmuyor. Bunun yanında köşeli bir tasarımla geliyor ve elinize gayet güzel bir şekilde oturuyor. Biraz büyük bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden hani tek elle kullanım belki biraz zor olabilir ama ve burada da ekran boyutunun daha büyük olmasının tabii ki farklı farklı avantajları var. Ekran tarafına geçmeden önce de şöyle sağına soluna baktığımızda sol tarafta bir sim kart girişi görüyoruz. Kilit tuşu ve ses tuşları ise sağ tarafta yer alıyor. Parmak izi okuyucu da kilit tuşuna entegre edilmiş ve parmağınızı kilit tuşuna dokundurarak hızlı bir şekilde kilidi açabiliyorsunuz. Daha üst segment cihazlara göre parmak izi okuyucusunun o kadar hızlı olduğunu söyleyemem ama çok da ciddi bir fark yok tabii ki. Alt tarafa baktığımızda ise 3.5 mm'lik kulaklık jakı, Type-C şarj girişi ve hoparlörleri görüyoruz. Cihaz buradaki Type-C bağlantısı üzerinden 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Ve cihazın ekran özelliklerine geldiğimizde ise Tekno Spark 10 Pro'da 6.78 inç büyüklüğünde 1080x2460 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. Burada %91'in üzerinde bir ekran gövde oranı var ki özellikle yan çerçevelerin oldukça ince olduğunu görüyoruz. Bunun dışında alt ve üst tarafta biraz daha kalın çerçeveler var ama genel olarak ekran gövde oranı gayet yüksek. IPS LCD bir panel tercih edilmiş ve 90 Hz'likte bir tazelenme hızı sunuluyor. Artık giriş orta segment cihazlarda da çok sık olmasa da böyle yüksek yenileme hızına sahip modelleri görebiliyoruz ki Tekno Spark 10 Pro da bunlardan bir tanesi ve 90 Hz'lik tazelenme hızı gerçekten çok güzel akıcı bir deneyim sunuyor. Bu sayede en basitinden Instagram'da, Twitter'da gezerken bile daha akıcı ve hoş bir görüntüleme deneyimi sunabiliyor. Ekranın büyük olması günlük kullanımın yanı sıra dizi film izlerken de yine daha güzel. Ben de bu cihazı bir süre test ettim ve hani ekran deneyiminden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu tarafta 396 ppi bir piksel yoğunluğu var ve 580 nite kadar çıkabilen de bir parlaklığa sahip. Yani dışarıda gün ışığında yine bu telefonun ekranı rahatça görüp kullanabiliyorsunuz. Ve sıra geldi donanım özelliklerine. Cihazda MediaTek'in Helio G88 işlemcisini görüyoruz ve bunun yanında tam 8 GB'lık da bir RAM var. Cihazın fiyatını ve segmentini düşündüğümüzde burada 8 GB'lık bir RAM'in sunulması bence çok güzel olmuş. Bunun yanında da 256 GB'lık bir depolama alanı var. Tabii ki farklı versiyonlar olabilir ama benim şu anda test ettiğim model bu özelliklere sahip ve performans anlamında segmentinin beklentilerini karşılayabiliyor. Özellikle ekran tarafında eklenen 90 Hz özelliğiyle birlikte bu telefon günlük kullanımda çok akıcı, güzel bir performans sunabiliyor.
veriyor. Günlük işlerinizi yaparken, maillerinizi kontrol ederken, sosyal medya uygulamalarını kullanırken bu telefonun verdiği deneyim yeterli olacaktır. Bunun yanında oyun oynamak istediğinizde bu telefon oyunda oynatabilecek güçte, yani PUBG Mobile tarzı biraz daha aslında sisteminizi zorlayabilecek oyunlardan bahsediyorum ki bu cihazla PUBG Mobile'e düşük grafik ayarlarında gayet akıcı, rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyun ve performans odaklı bir telefon değil ama ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip ve günlük kullanımınızın yanı sıra ara sıra oyun oynamak istediğinizde de yine bunu da yapabileceğiniz bir telefon. Benim genel olarak performansıyla alakalı düşüncelerim bu şekilde. Bunun yanında tabii ki arttırılabilir RAM de önemli bir konu. Son zamanlarda çok fazla cihazda görmeye başladık ki bu cihazlara 8 GB RAM beklentilerinizi karşılayacaktır diye düşünüyorum ama dilerseniz aktif edebileceğiniz bir arttırılabilir RAM teknolojisi var. Bu da aslında aynı anda çok fazla uygulamayı çalıştırıyorsanız, büyük boyutlu dosyalar açmaya çalışıyorsanız depolama alanını geçici olarak RAM şeklinde kullanabiliyor ve oradan da artı 8 GB'lık bir arttırılabilir RAM kullanma imkanı veriyor. Ama dediğim gibi bu 8 GB'lık versiyonda ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Genel olarak 8 GB RAM fazlasıyla yeterli. Bunun yanında batarya da önemli bir konu ve Spark 10 Pro tam 5000 mAh'lik bataryasıyla birlikte bütün gün yoğun bir şekilde kullansanız bile sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 5000 mAh'in o anlamda yeterli olacağını düşünüyorum. Ve bu batarya 18 Watt'lık hızlı şarjı da destekliyor ki telefonunuzun şarjı bitti diyelim, 50 dakika gibi bir sürede %50'ye ulaşabiliyor ve sıfırdan %100'e şarj olması da 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika gibi. Cihazın yine burada segmentini düşündüğümüzde çok yüksek hızlı şarjlar bekleyemeyiz. Genel batarya detayları bu şekilde. Ve geldik cihazın kamera detaylarına. Spark 10 Pro'da tam 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera yer alıyor ki buradaki f1.6 değeri beni çok şaşırttı. Çünkü üst segment cihazlarda bile yeni yeni gördüğümüz değerlerken bu modelde f1.6 diyaframa sahip bir kamera olması gerçekten güzel. Bunun yanında bir kamera daha görüyoruz ki Tekno bu kamerayı AI kamera, yani yapay zeka kamerası olarak adlandırıyor ve bu cihazda yapay zeka destekli fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Ve bu kamera sayesinde tabii ki sahneye göre kontrast ve renk iyileştirmeleri yapabiliyor cihaz. Cihazın ana kamerasıyla birlikte özellikle gündüz vakti renk anlamında çok canlı, güzel tonlara sahip fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki özellikle ben biraz daha ağaç, çiçek, böcek bunları çektiğimde güzel sonuçlar aldım çünkü yapay zekanın da yardımıyla birlikte gayet göze hoş gelen canlı renkler sunabiliyor. Tabii ki yine segmentini düşündüğümüzde çok ekstra özellikler yok, yani geniş açı veya makro gibi özellikleri yok ama ana kamerasıyla birlikte de gayet güzel işler yapabiliyor. Özellikle dediğim gibi ışığın iyi olduğu ortamlarda gayet güzel sonuçlar var. Bunun yanında güzellik ve portre modları da sunulmuş. Yani cihazın kendi kamera uygulamasını kullanarak yüz güzelleştirme, açık olarak fotoğraflar çekebiliyorsunuz bunun için. Herhangi bir üçüncü parti uygulama kullanmanıza gerek yok. Hem ön kamera hem de arka kamerada portre desteği de sunuluyor. Düşük ışıklı ortamlar için de bir süper gece modumuz var ki loş ışıklı ortamlarda birkaç saniyelik pozlamalarla birlikte net güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Arka kameranın fotoğraf tarafında verdiği performans bu şekilde. Video tarafına geldiğimizde ise 1440p, yani 2K çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz ki bu segmentte genelde maksimum 1080p video desteği görürüz. 2K video desteğinin sunulması benim hoşuma gitti. Video anlamında da yine ışığın iyi olduğu ortamlarda güzel, iyi sonuçlar alabiliyorsunuz ama stabilizasyon konusunda o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Genel video özellikleri de bu şekilde. Son olarak ön kameraya geldiğimizde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameraya yer verilmiş ve bu ön kamerayla geniş açılı selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ön kameranın verdiği performansı ben açıkçası beğendim. Yine aynı arka kamerada olduğu gibi gündüz vakti özellikle canlı renklerin olduğu güzel selfie'ler çekebiliyorsunuz ve geniş açı desteğinin sunulması da bu anlamda güzel. Video tarafındaysa ön kamerayla 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Benim genel olarak Tekno Spark 10 Pro ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Cihazla alakalı merak ettiğiniz bir konu varsa her türlü sorunuzu yorumda bana sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.